Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Günümüzde bizlere en çok sorulan sorulardan bir tanesi de evli eşler arasında muhabbet uygulamaları, havas ilimlerinde bildirilen muhabbetleri birbirlerine karşı artsın diye bu tarz uygulamalar dinen caiz midir mevzusu. İnşallah onunla alakalı kısa bir bilgilendirme yapacağız. Eşler arasında muhabbeti celbetmek için eşi evini terk etmiş ve tekrar küslükleri gitsin diye verilen havas eserlerindeki uygulamalar iyi bir tetkikten sonra yapılması ancak dinen caiz olabilir. Şöyle ki eşlerin kavga etmelerinin sebebi ayrılmaları, şiddetli geçimsizlik vesaire durumların eğer onlara yapılan bir sihir ve büyüden dolayı ise bunun çözümünde uygulama yapmak, büyünün iptali için çaba sarf etmek dinen caizdir. Eşlerin sihir büyü gibi manevi etkiler olmadan ayrılmaları durumunda dinin fıkhına göre hareket edilmelidir. Yani talak hükümleri çerçevesinde olaya bakılıp hareket edilmelidir. Burası ince bir noktadır. Önemli bir yerdir. Çünkü günümüzde cinci ve medyumların maalesef fıkhi ilimlere vakıf olmadıklarından dolayı kaş yapalım derken göz çıkartabiliyorlar. Yaptıkları celp uygulamalarıyla efendim talak bağı tamamen kopmuş olan insanların tekrar bir daha bir araya gelmeleri için uygulamalar yapıyorlar. Aslında dinen o insanların tekrar zina etmelerine sebebiyet veriyorlar. Bunlar önemli şeylerdir. Normalde eşlerin ayrılma sebepleri iyi tetkik edilecek. Yani gerçekten sihir vesaire büyü sebep olmuşsa iptali için, eşlerin birleşmeleri için yapılanların da elbette ki bir beis yoktur. Dinen caizdir. Ama dediğim gibi hocalar maalesef buna dikkat etmiyorlar. Kişi sihir ve büyü etkisi olmadan şiddetli geçimsizliklerinden dolayı eşi ayrılıyor veya ayrılırken kavgalarla talak bağını koparan sözler sarf ediyor. Efendim, üç bağı birden koparacak sözler sarih bir şekilde sarf ediyor veya niyetinde gerçekten o var. Üç bağı kopartıyor. Daha sonra tabii nedamet duyuyor, pişmanlık duyuyor. Eşinin eve gelmesi için ilk başvurduğu yolda maalesef bir cinci hocaya gitmek veya eşinin tekrar yuvasına dönmesi için bir şeyler yapmasını istemek oluyor. İşte böyle bir durumda hem o hoca hem ona giden şahıslar bilsinler ki böyle bir durumda hemen yapılacak uygulamalar kesinlikle dinen caiz değildir. Dinen sen eşinden boş olmuşsan eğer üç talakla bu durumda yapılan sözde geri gelmesi, muhabbet beslemesi, tekrar evlenelim diye yapılabilecek her türlü uygulama otomatikman dinen büyüye girmiş olur. Burası çok önemli bir noktadır. Bunu iyi anlamak lazım. Bu durumda tabii fıkhi bilgileri de efendim olan bir alim, bir hoca mutlaka talakın vaki olup olmadığını hem zahiren efendim eşe soracak. Verdikleri cevaba göre kaç talak gitmiş, kaçı kalmış, efendim hepsi mi gitmiş bunları iyi anlayacak. Hem de manen bakımda talak bağının kopup kopmadığını kontrol edecek. Eğer talak bağları kopmuşsa, üç talak vaki olmuşsa kesinlikle uygulama yapmak dinen haramdır. Bakara suresinde 223-25'ten itibaren efendim ayetlerde bunların hükmü gayet açıktır. Yani böyle bir durumda efendim işte iyiliktir deyip birleştirmeye çalışan hoca da maalesef kusura bakmasın dinen zinaya o insanların düşmelerini sağlamış olur ve yaptığı eylemler de
her birisi dinen haram olan büyü olmuş olur. Maalesef günümüzde böyle bir sıkıntı var işte. Havas ilmi adı altında yapılan bir sürü günümüzde haramlar var. Zaten bunlarla alakalı efendim daha evvelden sanal alemde makalelerimiz var. İnşallah oralara müracaat edip daha detaylı bilgiler edinebilirsiniz. Havas ilmi adı altında bugün maalesef birçok haramlar işlenmekte. Ne yapan bunların haram olduğunu biliyor, ne yaptıran bunların haram olduğunu biliyor maalesef. Yani kısacası efendim üç talak bağıyla tamamen kopmuş, boşanmış eşlerin veya mahkeme kararıyla kesinlikle boşanmış kişilerin, çünkü dinen hakimin kararıyla boşanma da bir boşanmadır. Efendim, bu tarz durumlarda bu eşler daha sonradan kesinlikle bir araya gelebilmeleri için ayet-i celilenin hükmü geçerlidir. Onun haricinde bu tarz insanlara kesinlikle iyilik olsun adı altında efendim havas uygulamaları tavsiye edilemez. Ekstra haramlar işlemiş olunur. Buna dikkat etmek gerekir.